Melisa sevgili eşi Resul'le nasıl tanışmış? Aynı mahalledesiniz. Evet, arkadaşım sayesinde tanıştık biz. Ben o zaman 9. sınıftaydım. Lise 1. Evet, eşim askerdeydi. Askerden izne gelmişti. Arkadaşım tanıştırdı bizi. 6 yıldır da birlikteyiz. Babam hiç istemiyordu. Babam asla vermem dedi. Babamı sakinleşti. Arkadaşları işte yapmaya, aramızda şey yapmaya falan çalıştı. Babam hiçbir şekilde vermek istemedi. Ondan sonra işte biz tekrar konuştuk, görüştük. Babamı ikna edelim dedik. Sonra o süre zarfında benim kardeşim uçurumdan düştü. Bir ay yoğun bakımda kaldı. Ölüm döşeğindeydi. Aa. Evet, çok kötüydü. Çok daha zaten küçük. Nerede oldu bu? Burada oldu gene. Yokuş gözükün. Oradan bisikletle birlikte gitti. Böbrekleri, iç kanama oldu, her yer. Yani bu organları falan hep iflas etmiş. Bize öldü dediler. Şu an iyi evet. Sağlıklı. Ama bir böbreği yok yani. Şu an iyi ama. Sen onun için mi diyaliz yazdın? Yok, ben ondan önce zaten diyaliz okuyordum. Ondan sonra da işte oldu yani. Babam dedi ki artık kızım mutlu evet. olsun. Ondan sonra kardeşim hastanedeyken Resul'ün ailesi geldi. Resul geldi, çok yardımcı oldular bize. Ondan sonra biz tanıştık. Kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Kardeşim yoğun bakımdayken de ablam hamileydi. Doğurdu, doğuracak üzerindeydi. Siz yeğenim, kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Üçü de kız? Yok, bir erkek var. Ha. Küçük kardeşim erkek, öbürü ablam. Sonra Murat hastaneden çıktı, yeğenim doğdu. Yeğenim bize şans olarak geldi yani. Mucizeydi onun doğması bizim için. O geldikten sonra her şey daha i̇lk değişti. Torun. Evet, ilk torun. Yani çok seviliyor, çok güzel. Baban evlat acısını da yaşamış biraz. Yani çok evet. zor bir şey, Allah'ım kimse evladıyla sınamasın. Bir taraftan torun oluyor. Hayat böyle bir şey. Üzüntüler, acılar, korkular, endişeler bir yerde de mutluluklar, mucizeler. Evet. Sana da sebep olmuş. Evet, öyle oldu. Sonra Resuller geldi. Allah'tan yani Resul zaten çok efendi, çok sevdirdi kendini. Sonra bana evlilik teklifi etti. Nerede etti, nasıl etti? Geçti. Beykoz'da etti evlilik teklifimi. Burası özel bir organizasyon evet. ve çok büyük hazırlanmış Resul. Evet, çok güzeldi. Oo, sen hazırlıkta gitmişsin ama. Evet, şükürsün. Benim haberim yoktu. Benim o gün okulum vardı. Bana söylediler ki işte okuldan sonra buluşalım dedi büyük görümcem. Ben de dedim ki sınav haftam, gidemem. Bir de hani normalde okula süslenerek giden birisi değilim. Daha çok spor tarzı giyiniyordum. Sonra bir gün annem bana dedi ki benim yüzümü taksana, hani bakalım nasıl dedi. Oysa ki annem biliyormuş evlilik teklifi alacağımı. Ölçü alıyor anne. Evet, ölçümü aldı annem. Sonra Resul'e söylemiş. Resul de zaten bana normalde her gün, her saat telefonunu verirdi sevgili bile olsa. O gün bana vermedi. Benim de içime böyle bir şey oldu. Acaba neden diye. Sonra bana dedi ki bütün organizasyonu mahvettin dedi. Sana evlilik teklifi edecektim. Dedim ki aşkım iyi ki de etmişim. Ya hazırlıksız ya yani eşofmanla gitseydim nasıl olacaktı ki? Ondan sonra ben hazırlandım işte kendim, saçımı, makyajımı yaptım. Sonra evlilik teklifi aldık. Evet, gerçekten de iyi ki de öyle gitmişim. Çünkü öyle bir mekana öyle gitseydim çok üzülürdüm. Oo. Çok güzeldi, çiçekti. Sonra istemeye ne zaman geldiler? 2 ay sonra geldiler istemeye. Ondan sonra nişan bir arada mı oldu yoksa? Sözle isteme bir arada oldu. Sonra nişan yaptık biz bir hafta sonra. Çok güzelsin. Oh, çiçeğin güzelliği nedir öyle? Çiçeğim 99 taneydi. Onun bir anlamı vardı, şu an unuttum. Bilerek yapmıştı öyle 99 tane diye. 99 gün maşallah anlamına mı geliyor? 99 kez maşallah. Yok, 44 kez. Ay 41 tamam. Hem ortalık. Bilemem sana. Ondan sonra sözünden sonra biz nişanlandık. Söz kıyafetimi de çok severek almıştım. Dümdüz beyaz. Ne kadar aldın peki? 5000 TL'ye aldım onu da. Size sözde özel bir şey takılıyor mu? Kız tarafı istiyor mu erkek tarafından? Yok, takılmıyor ama eşim kahvesini içtikten sonra bana kolye çıkarttı. Ha, öyle evet. miymiş Kırşehirlilerde? Kendisi öyle bir jest yapmak istedi. Canım benim. Belki Sultan Hanım'ın bir bildiği vardır. Bilimli kayınvalide. Evet. Hı. Çok romantik bir zaten eşim. Aşırı eşim de öyle. Evet. Öyle bir anne yetiştirmiş ki onu bakın bize meyve suları gönderdi. Çeyizin serilirken ikram et diye evet. değil mi? Burası nişan. Evet, nişan salonum burası. Yine güzel bir kıyafet. Kaç kıyafet giydin ablacığım? Nişanda bir kere giydim. Zaten Hı-hı. kışın olmuştu 2 Aralık'ta. Kış olmasına rağmen hiç üşümedim. O heyecanla, o stresle hiç üşümedim. Çok nişan kıyafetini ne kadar aldın? Nişanı da 6000 TL'ye kiraladım ben. Çok güzelmiş, çok evet. yakışmış. Nasıl bir organizasyon mu oldu? Kaç kişi katıldı? 350 kişilikti.
350 kişilik katıldı. Sizde de nişan böyle düğün gibi mi olur? Evet, düğün öncesi öyle. Bir hazırlık gibi değil mi? Evet evet, yemek verilir, nişandan sonra yemek verilir, misafirler kalır. Evet, eve geliniyor. Salonunu ne kadara kiraladınız mıydı? Salonu 16 bin TL'ye kiraladık. Kız tarafı yaptı, evet. Babacığım değil mi? Kına bir gün önce mi oldu senin? Kınamla düğünüm bir gün önce, aralarında gün yok yani, hemen ertesi gün oldu. Ama biz 3 gün 3 gece düğün yaptık. Ne yapıyor davulun üstünde eşin? Bu kına öncesi mi, düğün öncesi mi? Kına öncesi, yok. Bayrak bu. Aa. Aldım güzel kızı, tabii ki de oynar. Kınamdan önceki gün yani. Sana çok güzel bir şey söyledi Dilan. Güzel, evet, kızı. Aldı güzel kızı. Tabii oynarım. Kaptı beni. Canım nasıl bir yer, çok güzelmiş. Davulların üstünden seke seke atlıyor taş gibi. Eşimin kapısının önü burası. Çocukluktan doğduğu büyüdüğü yer. Hı. Orada yaptılar. Onlar da adetmiş. Bayrak kaldırdı. Çeyiz'e de gösterdiğim gibi. O bayrak evin üzerindeydi 3 gün boyunca. Üstüne elma dikildi. Süslenmeler yapıldı. Kapıda da aynı böyle, nasıl söyleyeyim, düğün eviymiş gibi o ilk gün. Yemekler, oyun havaları, sazcı, davul, zurna sabahtan akşama kadar çaldı. Yemek de dağıttılar onlar. Sabah başladı, akşam 12'de bitti. Bir gün kapının önünde yapılıyor, bir gün kına salonumda, bir gün de düğün salonumda yapılıyor. Öyle 3 gün 3 gece. Kınan kaç kıyafet giydin? Kınamda toplam 4 ya da 5 giydim. İlk giriş, bindallım, roman kıyafeti ve after. Çok hoşsun. Kaç kişi var? Bayağı kalabalık kına. 500 kişilikti burası. Oo. Kadın erkek karışıktı. Bizde öyle. Ne ikram edilir mesela? Masada neler olur? Yemiş. Ne yapıyorlar orada? Halay çekiyoruz orada. Arkadaşım da Urfalı. Dilan'ın köylüsünden. Aa. Evet. Çok güzelsin maşallah. Neler takıldı kınada? Kınada bizde takı takılmıyor. Hı hı. Ben altınlarımı istersem takıyorum, istemezsem takmıyorum. Ben kınada tercih etmedim altın takmayı. Kuru yemiş dağıtıldı meyve suyuyla birlikte. Bir de organizasyonum vardı, o kadar. Organizasyonu ne kadara tuttun? 11 bin TL'ye tuttum organizasyonumu. Kıyafetlerimi ne kadara kiraladın Elisacığım? Kıyafetim. 4 tane kıyafetim. Gelinliğim. Bindallım. Kına giriş elbisem. Kuaför 2 gün. Araba süsü, çiçeğim, her şey içinde biz 30 bin liraya kiraladık. Çok iyi. Evet. Ama düğün salonu organizasyonu dahil değil. Değil, evet. Ha. Düğün salonunu, kına salonumu 20 bin TL'ye kiraladık. Düğünü de 45 bin TL'ye kiraladık. Aynı yer. Yok, değişik. Değişik. Bir arada çok farklı şeyler söyledin. Hepsi bir yerden olamaz herhalde. Sen toplu bir fiyat mı verdin? Yok, hem hepsini kuaför, bir yerden aldım. Paket olarak aldım. Kuaför, kıyafet, evet. Araba süsleme. Çok yani firma yani. Hepsini yapıyor. Evet, evet. Ne güzel, bir kombi. Paket olarak aldım. Burada ve genelde böyle mi? Zaten. Büyük şehir olduğu için, evet. Organizasyon olarak böyle tamamlamışlardır. Ve gelinliğin? Gelinliğimi eşim beğendi. Öyle mi? Evet. Senin de içine sindi giydiğine göre. Evet. Düğün salonun kaç kişilikti? Düğün salonum 1000 kişilikti ve daha doluydu. Erkek tarafı çok bizde. Düğün salonumda da böyle bir organizasyon vardı. Görümcem tuttu. Yani o da çok güzeldi. Ay, teşekkür güzel. Ederiz ona. Hep eğlence. Evet, çok eğlenceliydi. Davul çalan adamlarla birlikte bir saat, yarım saat onlarla şov yaptık. Çok güzeldi benim için. Coşturmuşlardır muhakkak. Evet, gerçekten. Takı olarak neler takıldı? Annemle babam 3 tane bilezik taktı. Kayınvalidemler de... Aynen, 7 tane taktı. Kıyamam, sayıyor bilezikleri bir. Ondan sonra ya bir de kolye taktılar. Teşekkür ederim Ezgi Hanım, sağ olun. Kolye taktılar, küpe taktılar. Ondan sonra saatim vardı. Nişanda da takmışlardı saatimi. O kadar. Bir maşallah. De param vardı. Kardeşim bana kolye taktı. Ablam da bana 2 tane çeyrek taktı. Öyle. Canım benim. Balayına gidebildin Ezgi. Evet, gittik. Fethiye'ye gittik. Ölüdeniz'e. Çok güzeldi. Ne güzel. Mis. Kaç gün, evet, kaldın orada? 5 gün kaldım ve çok uyguna tuttuk. 20 bin TL'ye. Çok iyi. Canımsın. Evet.